bir tane Kürt kabilesinin adıdır elə indi de. Bu Kelhuranda Səfəvilərin Səfəvi təriqətinə əsas mənsub olanlar şəhərdə basdırılmışlar Ərdəbilin mərkəzində. Ama onların yaxınları, məsələn, qardaşı oğulları Xanavada orada basdırılmışlar. Muhtemelen, yani her halde muhtemelenden daha yakine yakın bir şekilde bunlar Kürt olmuşlar. Çünkü o zaman da Türkler hala yavaş yavaş axın edirdiler. Benim düşünceme göre Kızılbaş sözü de elə Zerrin Kulağın tercümesi de bunların 13. yüzyıldə Firuze Zarrınkulah ki var orada, onlardan başlayır. Evet, Zarrınkulah yani Kızılbaş. Onu tercüme etmişler Türkçe, çünkü o zaman Farsçanı ya da Kürtçanı Anadolu Türkleri olamazdılar. Anadolu Türkleşenden sonra Kızılbaş sözünü orada 15. yüzyılın axırlarında ortaya çıxdı da, əvvəldən olmayıb ki. Ama bu Səfəvi soyunda bir tarixi hafizə var idi. Ona göre de Səfəvilərin Kürd olduğu olma ihtimali daha yüksəkdi. Səfəvi devleti qurulandan sonra da Kürdləri təmizlədilər de oradan, sünni Kürdləri. Səfəvilərlə Şeyh Cüneyd'e kadar sünnidiler. Sonra Anadolu'da gördüler sünni düşmanı vardı çoxlu. Mezhep değiştirdiler. Şafiiydiler. Şafii tariqatına mensup idiler. Türkler hiç vaxt Şafii mezhebine mensup olmamışlar ki. Hənəfi olmuşlar. Səlcuqlular buraya gələndə özləri hənəfidirlər. Səlcuqlular hənəfidirlər, amma gördülər yerli əhali şafiidirlər. Özləri ilə hənəfi qaldılar, amma dövlətin fiqh kitabı, yəni dövləti şəriət hüququna görə idarə etmə hüququ, fiqh. Şafii mezhebi üzerine kuruldu. Nizamiye medreselerinin tedrisatı Şafii fikri üzerineydi. Ama 16. 15. yüzyılın sonlarında bunlar yavaş yavaş Türkleşmiştiler. Türk yakınlarına gelmesi neticesinde. Ama aynı zamanda ana dillerini de bilirdiler. Şeyh Eder sanırım artık ana dilini bilmirdi. Çünkü o şeydə böyüdü, Ağqoyunlu sarayında böyüdü. Şeyh Cüneyt Uzun Həsənin bacısı ilə evlənmişdi. Onlar Türkmen idilər. Şeyh Edər də Uzun Həsənin qızı ilə evlənmişdi, dayısı qızı ilə. Bıçır. Şah İsmail iş başına gələndən sonra sünni kürtlər çox öldürüldülər. Onları Şiəlici Haq məzhəbinə güya dəvət edirdilər. Onların bir qismi qaça bilməyənlər qəbul etdilər. O Kirmanşahda falan indi Əhli Haq falan deyirlər. Ha, bunlar. Böyük ölçüdə bu Şah İsmailin təbliğatı nəticəsində onlar qəbul etdilər bir qismi. Onlar da imanlarını qorumaq istəyirdilər. Təbrizdən, Ərdəbildən fərar etdilər, qaçdılar. Osmanlıya sığındılar. Məsələn, bu Diyarbəkir ki var. Diyarbəkirdə Kürt yox deyil, daha var idi. Amma çox az idi. Çünki Diyarbəkir Ağqoyunluların paytaxtı idi. Ağqoyunlu, Qaraqoyunlunu məğlub etdikdən sonra oradan köçdü gəldi Təbrizə. Özləri də Türkmən idi. Səfəvi dövləti qurulandan sonra
devlet mezhepler üzerine yapılandığı için buradaki Sünniler kaçtılar Osmanlı'ya. Osmanlı'daki Şiiler, Eleviler, Kızılbaşlar geldiler bu tarafa da. Biz de o zaman gelmiştik de. Anadolu'dan biz yani indiki bu Şii Türklerin çoğu Anadolu'dan gelmediler o zaman. Səfəvi devletini kurmak için. Çünkü o zamanlar devlet mezhep esasında kurulurdu. Mezhep tehlikeli bir şeydi. Yurtlarını, yuvalarını bıraktılar Kızılbaşlar. Gidip Avrupa'nın, Bulgaristan'ın, Macaristan'ın, Şərq Avrupa'nın yaşıl yerlerinde yerleşme cəbəsinə. Dediler İmam Zaman zuhur edib. Döndüler, geldiler xarabat coğrafyaya. İndiki Azerbaycan'a, Qafqaz'ına, su olmayan yerlerine köçer yaşamağa devam ettiler. Geri dönmeseydiler, ileri gitseydiler. Avrupa'nın yaylaqla, yaşıl yerlerine yerleşseydiler. Orada şehir hayatına tez geçerdiler Türkler. Çünkü bizim Merkezi Asya'dan gelende şehir hayatı təcrübəmiz yox idi. Bir millet de coğrafyanın baskısı yüzünden bir yerden bir yere köçürse, mesela su kıtlığı yüzünden gidip teze mekanda ele yere yerleşer ki evvelki yere benzesin, biraz su çok olsun. Biraz su çok olsun. Çünkü başka coğrafyada yaşamak için tecrübesi yoktu ki. Köçer, otur toplu bir şekilde köçenlerin. Biz de Anadolu'dan bu tarafa gelenden sonra Kızılbaşlar olarak mesela Muğan. Muğan'la sen gitsen Anadolu'nun ya Merkez Asya'nın coğrafyasını mukayese etsen birbirlerine çok benzeyir. Ya mesela Zəncan, xülasa İran'ın o az susuz yerlerine baksan hamısında Türk yaşayır. Harada yaşarlık falan vardı, orada Türk yoktu. Elə Azərbaycan Cumhuriyyətində dozurdu. Mən oranı gəzdim. Harada orman, çox həyat imkanı çoxdur. Orada türk yoxdur. Çox qəribədir. Məsələn bu Biləsuvar Cəlləbat tərəfindən gedirsən, bu Lənkərana tərəf ağaclar başlayanda türk yoxdur orada. İndi son zamanlar qaynayıb qarışıblar o ayrı məsələ. Amma yine də hələ təbiət özü hər millətin İqtisadi təcrübəsinə görə bir bölgə ayırmış sanki. Məsələn, gedirsən Konya'ya indi. Konya tamamen türkdür. Erzurum türkdür. Belə ki, gedirsən o Qaradənizin kənarına. Orada da türk yoxdur. Hamısı, nə bilim, Lazdır, Yunandır, filandır. Hətta son 100 ildə asimilasyon nəticəsində türkləşirlər filan. Bu ayrı, qeyri-təbii bir məsələdir də. Ya məsələn, İstanbul Türk şəhər olmayıbdır ki. İndinin özündə de İstanbulun əksəriyyəti Türk olmayanlardılar, amma devletin deli Türkçə olduğu üçün türkləşirlər. Tehran kimi də, Tehran. Biz nə şəhər olur, heç şey olmayıb. Tehran deyə balaca bir dənə kənd olmuş, oranı Qacar paytaxt etdi. Türklər yerləşdilər ora, orduları ilə. Xanavadələri ilə. Amma devletin dili, iletişim dili farsça olduğu üçün dil həzm etdi oraya yerleşen türkler. Tehranın hamısı türkdür. İstisna hallarda qeyri türk vardı. Hətta məşhur xanəndələrin de yavaş-yavaş kasetlərinə qulaq asıram. Deyirlər biz türk, dede babamız türkdür. Məsələn, Haydə, mütəvəllidi Tehran. Ondan sonra Məhəsdi. Görürsəm, hamısı deyir türk. Hamısı mütəvəllidi Tehran amma türk. İndi onlar ölüb gediblər. Mütəvəllidi Tehrandılarsa, bunların məsələn atası indi özünün yaşasaydı 80 yaşı olardı. Atasının da olardı 100 bir həyatda qalsaydı, olardı məsələn bir bəlkə 140-150 yaşında. Bir də onun atasına düşünün falan da olur. 3 nəsilsən Tehranı düşünsən, gedir çatar Qacarların əvvəlinə.
Qacarların əvvəlində Tehranda bir 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, yuxarısı bir 50 min əhali vardı. Amma paytaxtlar sürətlə böyüyər. Yəni, zirbənası türkdür Tehranın. Amma farslaşmışlar. İranda etnik fars yoxdur. Yəni, yox dərəcəsindədir. Çox uzaqlarda belə. Məsələn, Xorasanın o Əfqanistana yaxın tərəflərdə etnik tacik fars yoxdur. Siminani, ana dillər tamam başqadır. Siminani var, ana dilləri başqadır. Kürt var, Mazəndərani var. Ondan sonra Cilək var, Talış var. Ləklər var. Qurqanilər var. Məsələn, mən o hürufilər üzərinə kitab yazanda Qurqan Xurasandır. O hürufizmin qurucusu Nəimi, Fəzlullah Nəiminin bir dənə kitabı var. Bir dənə yox, bir neçə kitab var. Şərəfnamə, nə bilim, Məhəbbətnamə filan, Cavidannamə. Mən oxudum, heç nə anlamadım. Sən demə, bunları ana dilində yazmış, ana dildə Qurqanidir. Sonra bir dənə kitab əldə etdim mən o zaman. Sadiqi Kiya yazmış, o da Qurqanlıdır. O kitabların loğatnaməsini fars dilində tərcümə etmiş. Elə siz, əlbəttə, indi internetdə PDF vardır. Yazsanız Sadiqi Kiya Vajinami-i Qurqani, yəni Qurqani dilinin loğatnaməsi. Orada Qurqani dilində o loğatləri fars dilinə tərcümə etmiş. Sən o Qurqani ləhcəsini orada oxucudan heç bir şey anlamırsan. Başqa bir dildir. Başqa bir dildir. Təbrizin özündə yerli əhalisi türk olmamış. 17-ci əsrdə, məsələn, Osmanlı səyyahı Təbrizə gəlir, orada təbrizlərin dilini tatça yazır da. Yəni, 7 göbəyi Təbrizdə doğan türk olmaz. Mənim düşüncəmə görə Təbrizin elə bil kimlik tarixi, hüviyyət tarixi qoza bənzəyir. Qoza, yəni girdəkana bənzəyir. İçi, o dərini türk olmamışlar, türkləşmişlər. Amma qabığı, sərt qabığı, sonraki o kətlər filan köçmüşlər, Təbrizdə yerləşmişlər, türk olmuş. Səfəvilərdən sonra, Səfəvilərdən öncə də türk olmuş, amma az olmuş. Yəni, Təbrizin, Ərdəbilin əhalisi, türk əhalisi çox az olmuş. Son zamanlar, yəni son 500 ilin içərisində türk olmuş. Etnogenezis deyirlər də buna tarixdə. Tarix geriyə doğru getməz. İrəliyə doğru hərəkət edir. Etnogenezis, yəni yeni etnosun bəlli coğrafiyalarda doğması, böyüməsi. Və əvvəlki yerli etnosları, qocalmış etnosları da öz içində həzm etməsi. Məsələn, Gilan tərəfində nə var? Giləşlər var, talışlar var. Bunlar niyə həzm edilmədilər? Çünki bunların yaşadığı coğrafiyada türklərin yaşam təcrübəsi, həyat təcrübəsi olmamışdı. Bolluq coğrafiyasıdır. Giləşlərin və talışların. Talışlar təqribən yarım milyondan artıq, 600 minə yaxın, bəlkə İranda talış var. Amma o talışların yaşadığı bolluq coğrafiyası var Xəzər dənizinin kənarında filan. Türklərin iqtisadi təcrübəsi olmadığı üçün oraya yerləşmədilər. Amma əlbəttə indi yerləşirlər. Artıq zaman axışı içərisində oraya yerləşirlər. Çünki talışların
Ciləklərin kətləri türkləşir. Bunun da səbəbi odur ki, onların da oxumuş oğlanları gedirlər böyük şəhərlərdə, Tehran'da, orada, orada Şiraz, dərs oxuyurlar Şirazda, nə bilim də. Orada evlənirlər. Onun tanışların, ciləklərin qızları qalır arada, havada. Türk kətlələri də köçürlər, gedirlər orada yavaş-yavaş. Onların qızlarınla filanla evlənirlər. Və bu şəkildə orada türkləşir. Məsələn, Savanlan ətəşlərində tanışlar tatlar olmuşlar da. Babək də. Babək Xürrəmdin türk deyil ki, tanış tat olmuş onların orduları. Elə bir dənə də indi kənd vardı orada. Molki Talış adında. Talış mülkü kənd. Elə yazsan görərsən. Əhalisinin hamısı Talışdır. Əlbəttə yox olurlar da. Onlar çünki ətraf hamısı türkləşmiş. Bizim elə bu Azərbaycana gəlməyimiz Babəkin məğlubiyyətindən sonra başlamışdır. Babəki məğlub edən türklərdilər. Babək türk deyil. Bunlar həqiqət budur. Oranı-buranı yırtıbı, yırtın mağazada gerək yoxdur. Həqiqət budur və belə olub da bu geri dönməz. Bu tarix budur amma. Bu demək deyil ki, türklər neyini etsin? Türk, burada türk olub da bu. Amerika necə qızıldərlilər orada getdi, ocaldı. Böyle. Bu cüddə tarixdir də bu tarixin belə oyunları olur. Burada günahkar bir şey yoxdur. Kimsə günahkar ya günahsız deyil. O məsələ o deyil. Bu tarix budur. Bu etnogenezis, yeni etnosların tarixdə doğuşu bu şəkildə olur. Evet, bu şəkildə olur. Öyle Azərbaycan Cumhuriyyətində də o cür məsələn. Talış oğlanları gedib Bakıda ya Rusiyada zətta oxuyandan sonra geri dönmürlər. Qızları ilə də türklər evlənirlər. Orada ucu türkləşir. Zaten oranın rəsmi qanuni dildə. Türkcə olduğu üçün daha təsirli olur. Bizim dilimizə diqqət etsən, bizim dilimizi başqa dillərdən ayıran bəzi sözlər var. O, bizim dilimizə məxsusdur. Başqa türkçələrdə yoxdur. Başqa türkçələrdə o sözlər yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Çünki biz nə eləmişik? Talışlarla, tatlarla irtibatda olduğumuz üçün bizim ana dilimizə oradan söz keçmişdir, çox. Onlarınkına da bizim türkçədən söz keçmişdir. Onlarınkına da bizim türkçədən söz keçmiş. Mənim düşüncəm budur ki, Talış, bizim analarımız talış olmuş. Atalarımız türk olmuş. Çünki Babək məğlub edildikdən sonra biz yerli talışların, yəni yerli əhalinin İslam savaşıdır. Onlar İslam ordusu kimi gəlirdilər. O Babək filmində olur, var da göstərir adamları. Ayağını zəncirləyib aparırlar. Elə düz deyir, o cür olub, aparmışlar, satmışlar. Cavanlarını filanı, qızlarını da cariyə kəniz olaraq özlərinə arvad etmişlər. Türk savaşçıları bu cür olmuş. Məsələn, bax bu sözlərə, bunların hamısı bizim dilimizə talış dilindən, tat dilindən keçmiş. Milçək, zəmi, vərdiş, çor. Şaxta, şaxtaya biz ayaz deyərik türkcə. Tikə, avant, me, şi, bambulu, kümə, gilə var, sərt,
pillə, pilləkan, pəncərə, divar, dəhliz, taxça, pindir, doğğa, şəhər, küçə, kənd, sürmə, maç, öpüş anlamında maç, köşk, lavaş, bunların hamısı tatça və talışça sözlərdir bizim dilimizə keçmiş. Fars dilinə də keçmiş, bizim dilinə də keçmiş. Fars dilinin 7 dənə qaynağı var. Soğutca, kürtça, talışça, kiyiləkçə, ondan sonra simnanicə, mazanicə, dəricə. Bunların söz dağarcığını toplamışlar öz içlərində. Dillərini şey etmişlər. Çünki bunlar yerləşik millətlər olmuşlar. Və yerləşik millətlərin dillərində isim sayı çox olar. Türk dilində isim yox dərəcəsindədir. Adam adlarına baxırsan, isimimiz isim yox səviyyəsində. Fel dilidir. Türk dili. Farsça isə yox deyirəm də. Məsələn, Sədinin, Hafiz Şirazinin özlərinin yazdığına görə ana dilləri farsça deyil. Fars dilini İrana Səlcuqlar gətirdilər. Səlcuqlardan öncə burada fars dili yoxdur. Burada talışca var, tatça var, kürtça var, mazanica var. Xülasədə bu dillər vardı. Amma bu, indi bizim istifadə etdiyimiz dil Şərqi Xorasanda, Tacikistanda, Əfqanistanda, Özbəkistanda xüsusən, Səmərqənd, Buxarada şəkilləndi də bunlar. Samanilərin paytaxtı Buxaraydı. Rudakinin məşhur şeiri var, bu yücu yemul, ya nayət həmi, yad yavrı mehriban nayət həmi. Ey Buxara, şad başı, şad si, şah suyət mihman nayət həmi. Mir mahəst u Buxara asman, Mah suyu asman ayət həmi. Fars dilinin atası kimdir? İlk şiir, farsça şiirin atası Rudakidir. Bunlar da o tərəfdə yazmışlar. Bizim indiki İran coğrafiyasında ilk dəfə olaraq farsça əsər yazan Qətran Təbrizi olmuşdur. Qətran Təbrizidən öncə fars dilində yazan yoxdur, bu coğrafiyanı deyirəm. Var, ha, fars dilində yazanlar çoxdur, amma o tərəfdə yazmışlar. Yəni, Özbəkistanda, Tacikistanda, Afqanistanda, Heratda filan o tərəflərdə, Pakistanda, oralar. Bilirsiniz, məsələn, Hindistanda fars dili ədəbiyyatı oradan inkişaf etdi. Hindistan deyəndə sadəcə indiki Hindistan demirəm, ha, ölkə. O Hindistan, coğrafi Hindistan, Pakistan, Bengal filan. Məsələn, Hafizin şeiri var, Bəngaldeşdə, Bəngalda fars dilini saqi, hədisi, sərv u qulu, lalı mirəvəd, vin bəhs, ba səlasəyi qəssalı mirəvəd, şəkkər şikən şəvənd, həmiyi tutiyan hind, zin qənd parsi ki, bi Bəngalı mirəvəd. Görürsən mi? Bengal'da belə fars dilində ədəbiyyat şəkillənmişdi. Məktəb-i Hindi. Teyye zaman bibinu məkan dər suluki şiir. Kin tefl yek şəbə rəh yek salim irəvəd. Bengal, Bangladeş deməkdir. Bengali dili var imiş. Onların da şiir yazında farsça yazırmışlar. Ya məsələn, 1985-ci ilə qədər Pakistanın rəsmi dillərindən biri farsça idi. 85-ci ilə qədər. Dünyanın sözüdür. Daha sonra fars dilini ortadan qaldırdılar və ərəb dilini onun yerinə qoydular. Din dilini. Dedilər, bu fars dilini biz niyə burada istifadə edirik? Bunun faydası nədir? Çıxartdılar. İndi Pakistanda milyonlarca insan
Fars dilini bilen, Fars dilinde eğitim almış insanlar vardılar. Yani o adamlar ki, mesela 1950'li yıllarda falan eğitim dünyaya gelmişler. 85'ten önce gelmişler, 20 yaşlarını doldurmuşlarsa bunlar Fars dilini bilenler. Aynen Türkiye'de kimin de? Türkiye'de 1929'lu yılda Fars dilini Atatürk ortadan kaldırdı. Tedrisattan çıkarttı, müfredattan. Şimdi düşün. 1920'li yılda dünyaya gelen 1900'lü yıllarda dünyaya gelen 1929'da olurdu neçə yaşı? 29 yaşı, 30 yaşı. Bu Fars dilini bilirdiler. Ona göre 70'li yıllara, 80'li yıllara kadar Fars dilini bilen çok okumuş insanlar vardılar ve onlar ile biz nice Fars dilini bilirik, mektepte öğrenmişler. O Selçuklu Osmanlı tarihi ki Fars dili üzerinde çok yazılmıştı. Onu araştırdılar ve yazdılar. Ama sonra da Fars dili nesli kesildi. Pakistan'da da zor olmuştu. Türkiye'de yoktu. Türkiye'de belki bu Karadeniz civarında, Gürcistan tarafında belki oralarda bilmiyorum, emin değilim. Tatlar falan olabilir. Gürcistan'da vardılar. Gürcistan'da Asettinliler de ne de burada o şey oldu. Onlar öyle Farsça danışırlar. Yani daha doğrusu Farsça değil, Tatça danışırlar. Gürcistan Rusya savaşı olandı. 2008'li yılda BBC gitmişti orada onların chatlerinde adamlarla musahaba parırdı. Onlar Farsça danıştılar. Yani bir Farsçanın tat lehçesinde danıştılar. Hayret ettim ben. Fakir insanlar. Fıcır tutabilirsiniz mi? Bu milletçilik merhalesi ki tarihte ortaya çıktı. Tarih sahtalaştırdılar. Yani milletler coğrafya tarafından acayip bir şekilde iç içe dağıtılmış. Belli değil artık kim arada yaşamış falan olmuş. Mesela Erdebil'den bir 20 dakika gelirsen şimala taraf görürsen orada Ambaran kendi var. Sünnidiler. Onlar da Sünni olduğu için garibe bakardılar. Talıştılar. Aşağı Ambaran, yukarı Ambaran. Bu çurdu. Ama mesela 5-600 yıldan sonra buralar daha çok Türkleşecek. Yani Hamedanazada taraf Türkleşme güçlenecek. Farklı bir şekilde bir Türkçe çıkacak ortaya böyle nezere gelir. Çünkü Türkiye'nin de tersiri var. Evlerde, hanavadelerde Türk kanallarına bakırlar. Cumhur-i İslami de bu bölgelerin Türkleşmesine kömek edir. İstemeyerek kömek edir. Ha. Yani böyle diyeyim sana. Şah rejimi kalsaydı buralar Türkleşmezdi. Çünkü memleket pişref dileyecekti, gelişecek idi. Ve insanlar hayattan Fars dilinde haz alacak idiler. Japonya kimi bir ölçü olardı da. 2 trilyon dolara kadar sadece savaşta, terörizmde para kaçtı memleketin budcesinden. Bunlar sermaye olarak memlekete yatırılsaydı para getirir. 10 trilyon dolarsa pul olardı memlekette. Yani müreffeh bir toplum ortaya çıkardı. Şimdi yoksul bir toplum ortaya çıkmış. Heç kəs əylənə bilmir. Tiyatro yox, sinema yox, əyləncə yox, heç bir şey yox, heç bir şey yox. Bunların hamısını xalq kütləsi qonşu Türk ölkələrindən bu ehtiyaclarını bərtərəf edir. Görürsən mi, məsələn, o səs Türkiyə müsabıqəsi olur. Cavan uşaqlar gedib orada müsabıqəyə yarışa qatırlar. Türkiyə Türkçəsində oxuyurlar. Azərbaycanda gedirlər, oxuyurlar. Özlərini gedib orada ifadə edə bilirlər. Ya da televizyonlarda artıq Fars dilində nəyə baxsınlar? Mollat danışığından başqa nə var burada? Uşaqların hamısı Türkiyə Türkçəsini öyrənirlər İranda. Niyə? Çünki
Evet. Orada eğlence var. Eğlence var. Bazı sinema filmleri falan var. İnsanlar onu hiç Fars dilinde görebilmezler. Tercümelerine icaze verilmiş. İcaze verilse de ne edirler? Tahrif edirler. Böyle kesirler ya, mesela farklı şekilde olur ama Türkiye'de en azından bu yoktu. Ona göre muhtemelen gelecekte bu İsfahan çevresinde, Şiraz'da, ondan sonra Horasan'da yaşayan Türklerde, Tehran'da falan yeni bir bu bilmiyorum ama emin değilim. Böyle olar yoksa yok ama Cumhur-i İslam devam etse bile olar. Cumhur-i İslami'nin siyaseti memleketi Türkleştirir. Bu bir hakikat. Hatta dikkat edersen mesela Talışlar şeyde Kaşkaylar'da falan bir hoviyet kimlik mübarizası ortaya çıkar. Kaşkay Türklüğüne falan dönüş. O dönüp onların edebiyatları yok, şeyleri yok. Dönüp ne edeceklerce orada? Küseridiler de. Bu hamsut komşu ülkelerden gelen dalganın neticesi daha. Yani bir onların o aksak artık mungariz olmakta olan Türkçelerine etraftan gelen Türkçenin etkisi bir tekan verir. Bir kısım muhtemelen de yok olacak artık. Belki Tehran'da büyük bir kısım asimli olacak, büyük bir kısım da Türkleşecekler. Cumhur-i İslam'ı devam ettikçe, Cumhur-i İslam'ın boğuntusuna, eğlenceleri yasaklamasına karşılık olarak ailelerde falan Türk kanallarına bakırlar. Ama ve neyinesin? Neyle nece yaşasın? Bu boşluğunu nece doldursun? Gece gündüz Mersi'ye kulak asacak. Ebel Fezzin nece Şümür'ün savaşmasına kulak asacak. Dayıoğlu, bacıoğlu dayı savaşını dinleyecekler. Ona göre ne yapsın? Oturur o evde bakırlar, şad olurlar, gülürler ve böyle böyle öyle baka baka bir de görürsen ki Türkçe bunların beyninde yerleşir. Ha, bu tür. Başka sorun olsa soruşabilirsin. Yani bizim kökümüze parırlar. Hem derler Urartu Türk yolu 5000 yıldır burada yaşıyoruz. Bunların hepsi efsanedir. Nağıldı. Boşuna söz şeydiler. Saçmalıktı. Bizim kökümüz bu coğrafyada. Bazı yerlerde daha eskilere gelir. Mesela Save, orası Azerbaycan değil ki. Save'nin Türkleşmesi 6. yüzyıldan başlamış. Bunu Lev Gumilyov da öyle yazır. Ve Şahname'de de öyle yazır. Şahname'de. Lev Gumilyov Türk tarihi kitabında yazır ki o Göktürkler zamanında 6. yüzyılda Sasanilerle Göktürkler arasında bir problem çıkıyor. Türk askerleri hücuma geçirler ve ordunun komutanı Save adında bir kişi gelir. Orada indiki Save var. Orada ölür. Hastalanıp ölür. Oranı bastırırlar ve onun etrafında da yerleşkeler kurulur. Adı kalır Save. Bu maceranın da Firdevsi Şahname'de bir anlatır. Der ki Zeturkan yeki namver Save Şah bir amet Keciret necino kola. Görürsen mi ne kadar üst üste düşür. Ama Azerbaycan bölgesinde bizim buradaki ortaya çıkışımızın tarihi Babeç-i Kurremdin'den o tarafa gitmir. Babeç-i Kurremdin zamanında da
Türkler buraya takriben yarım milyon cavan Türk yerleşti. Çünkü ordular hamısı Türküydü. Babaş ile savaşanların, Böyük Boğa, Küçük Boğa, Darnabahır komutanların, Aşnaz, Əfşin filan. Elbette Əfşini deyirlər Türk olmamış, Tacik kökenli olmuş. Öyle bir fikir de var ama öyle bir şey yoktu yani. Olabilsin ama o şahsen öyle olsa da orduları Türküydüler. Çünkü Əfşinin orduları, orduların çoğu burada kaldılar. Türk olmasaydılar, burada Türkleşmezdi bu kadar. Gayri Türk olsaydılar, o zaman onların dili, diyelim ki burada tat dili daha güçlenirdi, talış dili daha güçlenirdi. Bu yerli dillere büyük zərbə indirildi. Ama biz yine de yani 9. yüzyılın evvellerinden itibaren burada Türkleşmeye başlayır. Kısmen. Ama yine de biz erime güzreydik. Yeni dalga geldi. Selçukların zamanında 11. yüzyılda. 200 yıl sonra. Bu Ermeş'te olan Türklere bir tekan verdi. Aynen nice indi mesela Türkler İran'da eriyirler. Ama Cumhuriyet İslami'nin modern teknolojideki Fars dilinde eğlenceleri qadağan etmesi sebebiyle etraf ülkelerden, Türk ülkelerinden İran'a bir eğlence dalgası gelir ve bunları canlandırır. Bak o şekilde oldu. Selçuklar gelenden sonra burada Türkler, yerli Türkler de zaten biraz 200 yıl evvelden yerleşmiştiler. Bu tür yeni dalga gelir. Bu şekilde olur. Selçuklulardan sonra ikinci dalga Moğollar zamanında gelir. Moğollar Habibus Seyer'in yazdığına göre 200 bin aile Türk ailesini Azerbaycan'da yerleştirirler. Çünkü Azerbaycan onların paytaxtıydı. Marağa, sonra Tebriz. Moğolların da sayı az olduğu için özlerine benzeyen Türkleri özlerine savaşçı olarak seçmişler. 200 bin aile bilirsem ne demişti? O zaman ailelerin sayısı çok olurdu. Ha. Özde hamısı da cavan savaşçı falan. Moğollar getirmişler onları. Bazılarını 4-5 tane hanım olurdu. Yani en az 2 milyon o zaman Moğolların zamanında Azerbaycan'a Türk yerleşmiş. O en az. 200 bin aile yazılmış. Ha, bu da bu dalgaydı. Üçüncü dalga Azerbaycan'ın Türkleşmesi Emir Teymur'un zamanında olmuştur. Emir Teymur mesela bu Sayıngal'a falan var. Orada görürsünüz Kıpçak Türkleri, Moğollar ve Emir Teymur zamanında esasen gelmişler ve bir de Anadolu'dan 70 bin ordu esir almıştı Osmanlı'nı mağlup ettikten sonra. Özüyle aparırdı. Gelir Erdebil'de o zaman da Sefevi şeyhleri Sünnidiler. Şii olsaydı Emir Teymur onların hamısını katlederdi. Çünkü Şii düşmanıydı. Orada Şeyh Ali ile söhbet edilir. Şeyh Ali'ye der menden bir şey iste. O da hiçbir şey derseniz sağlığın der yok iste. O da der madem ki emredirsen isteyin. Bu ordunu bana bağışla. Senin ihtiyacın yoktu bunlara. O da o 70 bin ordunu bağışlayır ve bunlar yerleşirler. Erdebil'e, etrafa falana. Erdebil'in süratle Türkleşmesine tekan verilir. Ve Safavi devletinin kurulmasının zirvenası da o zaman kurulur. Bunlar olurlar. Şeyhin müritleri. Orada evlenirler falan. Ekincilikle, tarla işlerine meşgul olurlar ve tarikat başçısına şey verirler. Ne de hums verirler, zekicat verirler. Xulası da bu böyle böyle işler. Cami-i Tevarih'te de Moğol Hulagu Xan ne kadar hizmetçi verir ki Sefevi şeyhine. Onların hepsini yazmış. Yağ, düğün, ne bileyim, koyun falan hediye edilir. Çünkü bu tür nüfuzu olan şahsları
Moğollar alırdılar ki onlar da itaate çağırır da halkı. Ha. Demek birinci dalga olmuş Babek zamanı, ikinci dalga olmuş Selçuklu zamanı, üçüncü dalga olmuş Moğol zamanı, dördüncü dalga olmuş Emir Teymur zamanı. Beşinci dalga bizim bölgemizin Türkleşmesinde Sefevil zamanı oldu. Bunlar Anadolu'dan gelen Kızılbaşlar oldular. Çok geldiler oradan. Neredeyse Anadolu'nun büyük bir kısmı boşaldı, bu tarafa geldi. Bu beş dalga neticesinde bu bölge Türkleşmiştir. Tarih budur. Yoksa hem gelin Urartu'nun dili iltisakı olup oğlum ne sene ne iltisakı olan da Türk olar. Çoğun da ben bilmiyorum iltisakı olup da olmayıp da. Ya mesela biri var Bahçe'de bir danışa da bilmiş. Deyir 6500 yıl bundan kabak biz buradan köçmüşük. Çıkmış Çin'e, Çin tarafına. Ondan sonra 11. yüzyılda geri gelmiş. 6500 yıllık tarih vardı. Niye köçürsen? 6500 yıl bundan kabak bu bölgede ne kadar ehal olardı? Toplasan bir yere 1 milyon olmazdı. Bu boyda yani coğrafyada sen Irak'tan tut yine buradan buralardan da köşüp gitmişizdir. Burada 6500 yıl bundan kabak 1 milyonu burada yaşatacak her şey imkan var idi de. Gerek bir bedbahtlık olayı için buradan köşüp o yana getirdiler. Niye o yana gitmediler? Bu yana getirdiler de garibe tarafına gitmesinler ki. Bilim adamlar değiller ki garibe doğru köç daş devrinden beri başlayır. Yani takriben 10-15 bin il arasında garibe doğru kavimlerin köçü başlamıştır. Çünkü bu tarafta su o anda olmuştu ona göre. Şarkıda su olmamıştı ki. Bunlar hepsi nağıldı. Yaşı, diye ki sen 6500 yıl bundan kabak buradan köşüp geçmişsin. Tek sen yaşayırdın burada. Başka millet yok idi. Onlar kimiydi burada yaşayanlar? Böyle tarih yazılmaz ki. Bu ideolojik tarih. Devletin yeni bir faşist nesil terbiye etmek için devletlerin böyle geri kalmış devletlerin bir tarih resmi tarih ideolojileri olur. Onun zaviyesinden eynekinden bakmaktı geçmişe. O çift değil. Bizim kökümüz tarihin derinliğine gitmir burada, bu bölgede. Biz Altay kökenli bir milletik. Merkez Asya'dan gelmişiz. Onu gizletmeye gerek yoktu. Bahara gitmeliydik. Su yokuydu, buraya gelmiştik de. Hiç Babeki Hürrem'in mağlup olmasaydı burada Türk olmayacaktı ki. Babeki Hürrem'in Abbasi hilafetini mağlup etseydi burada devletini kuracaktı. Ve sınırları belli edeceydi. Burada Türk gelmeyecekti hiç. Çünkü ne kadar derbentler var. Biri Kafkas'ta, biri de Türkmenistan'da. Bu derbentler ne için? Bunlar pasgahlarıydılar da. Bunlar postlarıydılar. Türklerin bu bölgeye girmesinin kabağını almak için. Kız Kalası. Bakı'da. Deniz pasgahıdır, deniz postu. Oradan Türkler gelebilmesinler. Derbent. Adından belli değil. Bağlı kapıyım. Kapını bağlıydılar işte. Buradan içeri girmek mümkün olmaz. Bu türdü mesela. Hiçbir millet arada yaşayacağına özü karar verebilmez ebediyete kadar. Onu coğrafi determinizm müeyyenidir. Coğrafyada bir bedbehtlik ortaya çıkıyor. Afet ortaya çıkıyor. Millet oradan köşüp gelir başka yere de. Ben inemezsem. Ne etmeliydi? Bizim hatta buraya gelmemizde mesela Hagani Şirvani'nin özü yazır ki 12. yüzyılda da biz buraya gelirmişiz. 11. yüzyılda mesela Katran Tebrizi hem de korkulu bir şekilde yazılır. Ermeni kaynaklarında da yazılır. Fars şiirlerinde de mesela Katran Tebrizi görüne yazılır. Katran Tebrizi de sana dedim Selçukluların zamanında Selçuklulardan bir 60-70 yıl sonra yazmış bunları.
Bunda ana dili Farsça değildi. Nasır Kostum bununla görüşür, dilde danışırdı, anlamadım. Ana dili yerli, o dil yoktu Təbriz'de. Ama bu uşaqlığında atasıyla gitmiş Bəlxə, Fars dilini orada öyrənmiş. Sonra gelmiş Qafqaza falan, Təbriz'de de yerleşmişler, şiir yazmış. İlk şiir yazan da odur, Səlcuqlardan 70 yıl sonra tarihinden. Deyir ki, gər nə budi afəti Turkan be qiti dərpədid, bestədi qiti həmi, son xosrəvanı bastan. Qətran Təbrizinin də. Yəni, Türklərin bu bölgəyə gəlməsini afət olaraq bəllidir. Bir də o bu yerli millətin asayişi, aramışı zaviyəsindən baxmaq lazımdır. Yəni, məsələn, bizdən adət edib burada tarlada falan çalışmağa bir görür bir axın geldi. Tanımadıkları başka dilde danışanlar. Ve gelirdiler de onlar da anlaşma falan yok idi. Konurdular mesela dedi bura benimdi. Dedi ki hiç kimse bura karışabilmez. Bura benim ta şeyim oldu. Otlaklarım. Biz keşaverziye çok geç geçmişiz Türkler olarak. Ona göre keşaverziye yani əkinçiliğe çok geç geçmişiz. Yerli milletten almışız buranın milletlerinden. Ona göre dilimizdeki əkinçilik terminlerinin hamısı talışça, tatçadır. Zemin. Zemin nedir? Zemin sözündendir de. Ondan sonra xış. Gavayın derdik biz de. Gavahan. Bunlar tatça, talışçadır. Toxum. Sümbül. Görürsün mü? Ondan sonra bir iki tane Türkçe sözler vardılar. Orada kaçınılmazdı. Arpa buğda. Nohut meselen talışçadı. Ot, elef adlar var. Elef. Bir kısmı talışçadı. Ya başka dillerden de. Bıçırtı. Evet. Türkiye'de görürsün mü? Türkiye'nin halkı der ki biz buraya gelmişiz. Buranı vətən etmişiz. Düz deyirlər de. Elə biz de o cür düşünməliyik. Biz buraya gelmişik. Bura bizim vətənimiz olmuş. Da götürüp nağıl danışmağa gerek yoktu bura. Ne bileyim 5.000 ildir, 10.000 ildir, 2.000 ildir falandı. Bu başka milletler ardıydı ya. Biz de yaşayırdıksa burada bu birler ardıydılar. İndiki izleri var ha burada. Bunlar yok idi burada hiç. Biz yerli millet olsaydık, başka bizden sonra gelenler vardırsa, onlar bize uyum sağlamalı. Onlar bizim içimizde, yani bizim dilimizden söz, bu indiki süreç tersine işlemeliydi de. Yani tembel bir millet olsaydı biz asimile olup gitmeliydik. Bizi asimile edecek kuvvet olmamış ki. Çünkü biz asimile olmak için şehir hayatı olmalıydı. Şehir hayatı da bizde yoktu. Ve şehir hayatına ait bir tane söz de yoktu bizde. Şehir, kent, küçe, pencere, dehliz. Bunların da hamısı Farsça. Tatça, talışça. Duvar. Duvar sözü olmayandan sonra artık o binanı təşkil edən ne varsa hiçbirisi Türkçe olmaz ki. Divar Farsçadır da, Tatçadır. İndi biz neden asimil oluruz? Mesela şehirlerde. Şehir hayatında sistem değişir. Mesela köçəri kent hayatında bir millet asimil olmaz ki. Təbii halında kalır. Təbii halında kalan millet deyir. Gayri təbii hayata keçəndə, şəhər hayatına keçəndə tez asimile olar. Çünkü təbii halında bir millet vəhşidir de. Təbiət bütün milletleri vəhşi yaradır. Vəhşilikdən ayrılmaq əməklə məşğul olar, şəhər hayatıyla, ictimai hayatla. Kiçik ictimalara, camiyelere siz gitseniz, görürsünüz adamların orada birbirleriyle münasibetler necə qəddardır. Hatta bizler mesela
şehir hayatında asimile olanlara dikkat etsen bunlar tamamen köklerinden kopurlar. Çünkü köklerindeki o kent köçeri hatireler bunları narahat edir. Agresivlik var, huşunet var. Ona göre biraz da tez asimile olmaz derler ki, mesela o tarihi hafızalarını uşaqlarına, nevelerine, neticelerine geçirmesinler. Çünkü Türk kent ve köçeri hayatı başka milletlerde olduğu kimi balaca mühitlerin, obanın, eşirenin, küçük tayfaların hayatı olduğu için təbiyyatın o xuşunəti, o dilin içinde, hayat tərzi içerisinde mevcud olar. Şehir hayatında biraz insanlar biraz yok, şehir hayatı insanları əhliləşdirir. Ya məsələn, bir dənə balaca kətdə istədiyin zaman gecə arasında evində bağıra bilərsən, çıxa bilərsən, nə edə bilərsən filan. Amma şəhər həyatı buna icazə verməz. Bir qaidələr olar, ona sən təslim olmalısan, onu həyata keçirməlisən. Qanun olar şəhər həyatında.